Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin khatemin nebiyyin ve imamil mursalin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsani ila yevmiddin ecmaîn. Allahumme zidna ilmen ve fehmen ve hifzen ve ihlasen ve alhiqna bis salihin. Amin. Ya Rabbi şerh li sadri ve yessir li emri ve kudretten min lisani yefkahu kavli. Bizler ilahiyat bahislerini incelemeye devam ediyorduk. Allah'ın varlığının ispatı ve temel sıfatlarının ispatına uzun bir süredir devam ediyoruz. Belki 6-7 celsedir. Bu konuda delilleri gördük. Delillerin sonuna doğru artık geldik. Muhtemelen bundan sonraki işte bir iki oturumda belki biraz vahdaniyet sıfatı üzerine konuşuruz. Belki teşbih, tenzih, bu tecsim, selefilik falan meseleleri üzerine biraz konuşabiliriz. Selbi sıfatlar. Onlara dair yani günümüzde en önemli, en tartışmalı, meşhur problemler, aklımıza gelebilecek bazı işkeller üzerinde konuşuruz. Sonra belki yavaş yavaş şeye geçeriz. Hani fiiller, Allah'ın fiilleri ve kader meselesine geçiş yapabiliriz. Benim yani genel olarak aklımdaki önümüzdeki süreçteki şeyler bunlar. Soru cevap şeyini biraz daha arttırırız. Bu Allah'ın varlığının delilleri biraz da böyle ilmi olarak tahsil gerektiriyordu. Onlar üzerinde durduk. Bu belki son dersimiz olur ve bir tane daha yaparız. Belki buradaki birkaç delili biraz daha konuşuruz. Öyle devam ederiz. Bakalım şey ne gösteriyor. Sonra belki nübüvvetle ilgili, Hazreti Peygamberle ilgili meselelere geçebiliriz. Allahu alem. Şimdi biz en son işte bu tasarım deliliğinde bayağı durduk. 3 haftadır belki daha fazladır. Bu tasarım delilini okuduk. 6 tane falan şey söyledi burada. Pardon, 5 tane delil zikretti. Bu 5 delili biz biraz ayrıntılı da okuduk sayılır. Şu genel bir özetini anlattığı makaleden paslamanın. Şimdi onun son kısmını biraz okuyalım. Hem bir toparlamış olacağız, bir özetlemiş olacağız. Hem de bir iki tane böyle örnekler üzerinden, temsiller üzerinden getirilen argümanlar. Bunlar çok daha pratik şeyler oluyor. Yani özellikle çok nazari, teknik olarak mantıksal intikalleri çok takip edemeyen insanlar ki büyük çoğunluğu böyleler. Sadece bir örnek verip düşündürdüğünüz zaman kendisi bir şekilde etkilenebiliyor örneklerden. Bir iki tane örneği okuyalım. Sonra belki biraz yapay zeka üzerinde konuşuruz. Ben bazı yerleri okuyacağım. Üzerinde konuşuruz yani. Diyor ki tasarım deliliyle ilgili tartışmalar ve son sözler. Buraya kadar evreni ve canlıları sadece doğanın içinde kalarak açıklamaya çalışan materyalist ateist anlayış ile bunların üstün bir kudret ve bilinçle Allah tarafından tasarlandığını söyleyen tasarım delili karşılaştırıldı. Bu karşılaştırma 5 konuya odaklanarak yapıldı. 1- maddenin yaratılışı, 2- doğa yasalarının tasarımı, 3- fiziki dünyadaki tasarımlar, 4- canlıların tasarımı, 5- zihnin tasarımı. Bu delik aslında zihne doğru giderken en kompleks yere doğru gidiyor. Asla maddi olana indirgenemeyen falan. Bahsedilen konuları irdeleyerek neden tasarım deliliğinin başarılı olduğunu, materyalist ateist anlayışında başarısız olduğunu göstermeye çalıştım diyor. Şimdi buralarda çoğunda yazar şöyle bir şey yapıyor. Yani bunları mutlak kat'i bir ispat olarak almıyor da hani böyle düşündüğümüz zaman yani Allah'ın varlığını hesaba kattığımız zaman bu büyük meselelere daha iyi açıklama getiririz. Yani tercihe daha fazla şayanmış gibi anlatıyor. Yani onun için sanki karşıdaki ateistleri veya da bu konuda şüpheye düşen insanları yani bir müreccih bile yetebilir. Önemli olan onları ikna olup bu tarafa geçmeleri. Bu tarafa geçtikten sonra %100 iman ederek akaid olarak bile olsa bilgi olmasa da iman etseler gene o da olur. Yani önemli olan imanlarının şer'an muteber olması. Bunun için müreccihlerle yönlendirilmiş olmalarında problem yok. Ama müreccihleri hesaba katarak yani valla bu işte teistlerin söyledikleri evren anlayışı ve Allah'ın varlığıyla beraber bütüncül olarak kendimi, evreni, canlılığı, her şeyi, zihni daha iyi, daha makul bir açıklama oluyor dedikten sonra şöyle bir şeye gitmemesi gerekiyor. Şöyle bir şeye gittiği zaman o iman muteber olmuyor. Gene o da yoktan iyidir, hiç yoktan ama yani ben yani madem ki böyle hani zanni olarak Allah'a iman ediyorum falan. Yani %70-80 büyük ihtimalle bir tanrı var falan. Mesela bu iman biliyorsunuz muteber değil. Yani böyle bir iman. Ama biri böyle tamamen mahza ateistlikten çıkıp böyle bir noktaya gelse de iyidir. Biz deriz ki biraz daha mesela daha içsel dinin içerisinde karşılaştığı dünyadaki ayetlerle belki karşılaşsa belki o makbul bir seviyeye gelecektir.
Müslüman camiye girse, biraz onlarla karşılaşsa, o dini tecrübe delilleri vardır din felsefesinde ilgilenilen. Atıyorum belki onları denese kendince. Belki bir şeyler görür. Yani önemli olan sonuçta bu insanın imana ulaşması. İsterse sahih bir nazarla ulaşsın, isterse bir şeye ikna olarak, bir şeyden etkilenerek. Atıyorum Mesnevi'deki bir hikayeden etkilenerek Müslüman olmuş. Ne güzel yani. Biz bu adamı sen böyle yaptın, kelami yollarla gel Müslüman olan diyecek halimiz asla yok yani. Şer'an caiz de olmaz böyle bir şey yani. O tercih kısmına sadece dikkat etmek gerekir yani. Hani best explanation, daha iyi açıklama tarzı bunlar. Tarzı şey tam olarak bizim kelami yöntemimize uymuyor. Ama kullanabileceğimiz bir şey yani. Diyor ki materyalist ateist anlayışı savunanlar modern bilimin verileriyle tasarım lehine çıkan sonuçtan kaçınmak için insancı ilke diye bir şey var. Anthropic principle. İnsancı ilkeyi tasarım delilinden farklı yorumlamaya çalışmışlardır. Şöyle bir tehlikeyi şimdi anlatacağım, onu biraz tartışacağız. Bütün tasarımla ilgili bir sürü şey anlatıyoruz, söylüyoruz falan filan, bütün ayrıntılar falan. Bak burada bir düzenlik var, bunda bir yapan bir fail olması lazım, ilim sahibi, hikmet sahibi falan. Bütün bu anlattıklarımızı böyle bir oyunla, bir mugalata ile tersine çevirip kendi lehine kullanabilecek bir pozisyonları var bu ateistlerin. Kullandıkları bir mugalata ve şüphe var. Burası çok önemli. Bak bir kelamcının böyle bir şeyle özellikle ilgilenmesi lazım. Ve onu bizim bilmemiz, dikkat etmemiz lazım. Ve bunlar hep örnekler üzerinden. Halka, avama açılırken kimse öyle ne bilim adamı ne bu bilim adamı olan ateistler, Richard Dawkins gibiler falan böyle. Azılı ateist bunlar yani. Dünyanın azılı böyle meleul kavmi yani bunlar. Efendim bunlar bütün o yöntemleri kullanıyorlar. Yani onlar da hiçbir zaman bilimsel bir dille konuşmuyorlar avama. Popüler dillerle konuşuyorlar. Örnekler, teşbihler getiriyorlar falan. Buna bütün bu anlatımı böyle havada tutacak ve kendi lehlerine çevirecek, bizim aleyhimize çevirecek bazı manipülasyonlar yapabiliyorlar. Bir tanesini burada tartışıyor. Bunun için adamlar uydurma teoriler üretiyorlar. Hani o manipülasyonları bir sanki bilimsel bir kılıfa uydurup söylemler üretiyorlar. Mesela bu isim veriyorlar. İşte insancı ilke. Neymiş bu insancı ilke? Bunun zayıf ve kuvvetli formları var. Zayıf insancı ilkeye diyor göre... evrendeki yerimizin zorunlu olarak ayrıcalıklı olduğunu gözlemciler olarak varlığımızla uyumlu olacak şekilde hesaba katmak zorundayız. Yani biz o tasarım dediğinde hep şunu ne diyoruz? Yani şu olayda bir inanılmaz bir hadise var. Bütün hani galaksileri keşfettik, milyonlarca şu bu. Neden yani dünya diye bir şey var ve canlılık sadece dünyada var? Bu kadar düzenlilik, çiçekler, böcekler, canlı varlıklar falan. Bir tane canlı bir amip bile yok başka bir gezegende. Yani bunun izine bile rastlanmamış. Hani bu tek başına hani böyle sanki bütün evren hani insanı musahhar kılınmış falan ayet-i kerimelerde var ya. Allah Teala insanı seferber ediyor yeryüzü ve gökyüzü arasındaki falan. Yani bu manayı işletiyoruz ya genel olarak o tasarım delilinde falan. Adamlar diyor ki siz böyle bir şey söylüyorsunuz ama sanki insan merkezde bütün alemi bir fail insan için seferber ediyor ve kendisini tanıttırmak için falan. Hani insanın bütün evrendeki ayrıcalıklı yeri veya dünya hayatının, dünyanın, dünyadaki canlılığın bütün evrendeki ayrıcalıklı yeri veya da genel olarak evrendeki düzenlilik. Diyor ki, evet tam tersi şöyle diyor. Diyor ki bütün bu anlatımlar, şimdi bakın çok dikkat edin. Bütün bu anlatımlar diyor gözlemcinin seçiciliğinden neşet eden muhtemel yorumlardan bir tanesi. Ve biz bu yorumu yapmak zorunda kalıyoruz gibi diyor. Neden yapıyoruz bu az önceki yorumları? Sonra buradan Tanrı'ya falan siz götürüyorsunuz diye götürmemek gerekiyor. Neden götürmemek gerekiyor? Çünkü diyor ki sen gözlemci olarak zaten kendi bilişsel yeteneklerine ve kendi kaygı ve ilgilerine göre evrene ve kendine bakıp öyle bir tasarım görmek istediğin için görüyorsun. Yani senin ondan çıkma ihtimalin de yok. Hani gözlemcinin teoriye ve yoruma olan etkisi, seçiciliği yani. Hani atıyorum şuradan bir odaya bir Çinli girse muhtemelen algılayacağı nesnelerle işte atıyorum bir Türk girse algılayacağı nesneler farklı olur. İşte çok kitap okuyan birinin algılayacağı kitaba bakışı ile işte ne bileyim bilgisayarı çok seven bir çocuk girdiği zaman işte bilgisayara olan odaklanması farklı olur. Hiç burada kitap olduğunu bile hatırlamayabilir. 5 dakika içinde burada kaldı. Bunlar ilginç şüpheler yani. Bunlar çünkü çeşitli deneyleri de var. Psikolojik deneyleri. Çok genel bir mana. Hani gözlemcinin belli bir ilgi ve belli bir çerçeveyle mevcut verilere yaklaşması. Diyor ki sen gözlemci olarak seçiciliğinle buraya doğru gidiyorsun. O düzenliliği sen kendinden getiriyorsun gibi bir şey diyor. Şimdi bu acayip bir şey. Yani buna bir cevap verilmesi lazım. Şimdi daha da açıklığa kavuşacak. Bu temel bir giriş yani.
Diyor ki tasarım deliline karşı bu ilke, bu zayıf insancı ilke yorumlanmak istendiğinde bizleri var eden koşullar dışında bir şey gözlemleyemeyeceğimiz için. Yani biz bütün olarak tam nasıl olarak biz nasıl var olduğa odaklandığımız için belki başka şeyler var aslında, onları da hesaba katsaydık öyle bir tasarım masarım bir şey görmeyecektik. Ama biz tamamen kendi kaygı ve ilgilerimize göre kendi varlığımıza götüren süreci takip etmeye çalıştığımız için sanki mevcut veriyi hep biz nasıl var olduğa doğru bilinçli bir şekilde veya bilinç altımızdan biz organize ederek oluşturduk. Orada kendinde bir organize bir şey yok. Yani şey hissediyor musunuz değil mi şüpheyi yani? Bakalım. Diyor ki biz kendimizi var eden koşullar dışında bir şeyi gözlemleyemeyeceğimiz, bu yüzden bizleri var eden bu koşullara şaşırmamamız, burada şaşırmamız diyor muhtemelen kastı şaşırmamamız, şaşırmamamız ve tasarım gibi anlamlar yüklemememiz söylenir. Yani o şaşırma hadisini sen kendin kurguluyorsun. Hani şöyle bir şey, mesela tarihte bir nazir vereyim, bunun bir benzeri, örnek değil de. Yani bir insan mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu gibi bir hadiseyi bunun sebebini araştırdığı zaman geriye gidip işte 1750'lerdeki modernleşme hadiselerinin tarihsel, sosyal, iktisadi yapıda, askeri yapıda sanki o 150-170 yıllık zaman diliminde gerçekleşen bütün hadiseler sanki gayesi Cumhuriyet'in kurulmasıymış gibi organize edebilir o tarihsel verileri. Yani aslında işte ne bileyim şey 2. Mahmut bilmem şunu şey için yaptı. Çünkü asıl şey demokrasiye doğru gitmek için bir adım olarak attı, ne bileyim. İşte ondan sonra Tanzimat işte aslında o ulaşılmak istenen son için seferber edildi. Halbuki belki Cumhuriyet'in kurulmasından 30 sene önce zamanın entelektüel büyük çoğunluğu söylese öyle bir şey akıllarından bile geçmez. Yani Osmanlı saltanatın kaldırılacağı, hilafetin kaldırılacağı, belki muhtevasında böyle değişikler düşünebilirler ama böyle bir şey belki akıllarına gelmez. Ama sen tarihsel veriyi belli bir sonucu üretmek için organize ediyorsun yani. Bu senin kattığın bir şey. Bu anakronizmin tersidir bu. Anakronizm tarihteki bir veriyi bugünün kavramlarıyla yorumlamaya çalışmak. Bu vihigizm deniyor bu ikinci dediğime. Bu da tarihi geçmişi verecek şekilde organize etmek. Şey, bugünü verecek şekilde organize etmek. Şey istediğim de yorum meselesinin hani doğruluk bayağı kaymış bir kavram oluyor. Her şeyin ne süremede kendinde doğru ve var olduğu değil artık. O verilerin nasıl yorumlandığına bağlı bir şey. Yani kendinde doğruluk ve yanlışlık sanki yokmuş gibi. Yok aslında. O verileri sen hangi modelde nasıl yorumlayacaksan ona göre bir önermenin doğruluğu yanlışlığı ortaya çıkar. Yani doğru bir önermenin veya bir iddianın doğru veya yanlışlığı, yani hak veya batıl olması senin baştaki kurguladığın modele olan uygunluğu üzerinden tespit edilir. Yani onlara göre güneşe sorsam bütün alem güneş için. Gibi mesela yani. Atıyorum güneşte yaşayan atıyorum şeyler olduğunu düşünsek kendilerine ait bir yapılar olan işte 5000 derece sıcaklıkta ancak var olabilir. İşte 4500'e düştüğüm öyle bir varlıklar mesela atıyorum olsaydı yani, yani örnek vermek için. Onlar da böyle ya bu dünyada nasıl yaşıyorlar varlar. Böyle mesela düşünüyor olabilirler yani. Çok garip değil mi mesela yani. Bu kuvvetli bir şüphe. Bayağı kuvvetli bir şey. Bu adamlar diyoruz ya şey yine azılı ateistler. Adamlar oturup bunun için hani bu teizm şüphesini ona şüphe gibi görüp bertaraf etmek için nasıl yöntemler geliştirildi oturup düşünüyorlar gerçekten yani. Teoriler kuruyorlar yani. Hani burada bizim Kerem'lere de ne kadar görev düştüğünü anlayabiliyorsunuz değil mi? Birilerinin bunları karşılaması lazım. Buradaki mugalataları, yanılsamaları ortaya çıkarması lazım. Çünkü hemen anlaşılmıyor. Yani bunlar asla anlaşılmıyor yani bu anlattığım şeyde yani. Gayet makul görünüyor. Çok benzer hadiseleri zaten yaşıyoruz yani. İşte resmin şurasına baktığında hemen zaten piyasada dolaşan işte yaşlı bir kadın görüyorsun, genç bir kadın görüyorsun falan. İşte postmodern dünyada yaşıyoruz zaten. Bütün sanat böyle, bütün filmler size bunu pompalıyor zaten. Bütün Hollywood filmleri. Yani kendinde bir hakikat yok da şey bilim dahi öyle. Yani bilim dahi senin belli postulalar ve aksiyonların altında bir teorem ispatında gözlemle veriler ne kadar işe yarar bir model olarak onları yorumlamaya daha iyi açıklama getirebiliyorsa işe yarıyor. Ama bütün o aksiyonlar tercihe bağlı en temelde. Yani bilimin mantığı bu şu anda zaten.
Gerçekten de öyle yani bu arada bu. Yani ama hakikat veya bizim felsefe dediğimiz veya dinin bahsettiği hakikatler de ulaşma ve insanın bilgi bilme süreci gerçekten de bu bilimdeki veya da bu sosyal teorilerdeki gibi mi işliyor hepsi yani? Hiç mi yok bir hakikat? Hepsi model bağımlı mı mesela? Onları genel olarak gene konuştuk zaten daha öncesinden de. Hani bu bunun gibi bir hadise bu da. Tasarım delilini hemen tamamen yok edecek bir yorum tarzı. Şimdi bunu daha iyi açıklayacak tabii ki örnekle gözlemcinin yorumdaki rolü yani olup biteni anlamlandırdığından dolayı öyle neticeler çıkıyor tarzındaki iddiayı daha somut bir örnek üzerinden şimdi okuyacağız. Diyor ki insancı ilkeyi bu şekilde yorumlayanlara karşı John Leslie'nin kullandığı hoş bir örneği aktarayım. Düşünün ki kurşuna dizilmenize karar veriyorlar ve sizi götürüyorlar ve çok keskin yüz nişancı çok yakın mesafeden birçok defa size ateş ediyor fakat ölmüyorsunuz. Hani bu adeten imkansız ya. Değil mi? Hani zaten biz olasılıklar ve tasarımdaki olasılıklar mantığı üzerinden bu imkansız bir faili muhtar olmadan, bir muazzam ilim irade sahibi olmadan bu hadiseler tahakkuk edemez, bu sonuca ulaşamaz diyorduk ya, onun benzeri bir şey. Bunun sonucunda şöyle bir dese bir insan, bakın ben hayatta olduğuma göre şaşıracak bir şey yok. Eğer hayatta olmasaydım şu anda bu durumu gözlemlememiş olurdum. Mu dersiniz yani böyle bir şey gelse başınıza, yoksa 100 keskin nişancı bu kadar çok ateş edip beni bu kadar yakın mesafeden vuramadıklarına göre bu durumun silahlarında gerçek mermi olmaması gibi bir açıklaması olmalı mı dersiniz? Hiç şüphesiz bizim varlığımız için gereken kritik değerlerin tesadüfen oluşmasının olasılık olarak imkansızlığı, 100 keskin nişancının çok yakın mesafeden isabet ettirememelerinin çok çok üzerindedir yani. Zayıflığı yani. Kendi hayatta oluşumuza dayanarak, yani biz bu hani bütün ihtimallerin halinde biz hayatta kaldığımız için şimdi geriye dönüp bir gözlemci olarak baktığımız zaman böyle yorum, ama hayatta olmasaydı zaten böyle bir şey olmayacaktı falan gibi. Hani böyle bir tasarımdan falan kimse bahsetmeyecek. Diyor ki kendi hayatta oluşumuza dayanarak 100 keskin nişancının çok yakın mesafeden isabet ettirememe nedeninin tesadüfi isabet ettirememe olduğunu iddia etmenin saçma olduğunu anlayabiliyorsak, İnsancı ilkenin sunduğu varlığımıza sebep olmuş olağanüstü kritik değerleri tesadüfe bağlamanın çok daha saçma olduğunu rahatça anlayabiliriz. Burada hiç açık değil. Yani o gözlemciyle ilgili yorum açık değil. Yani tesadüfe odaklanmış. Şimdi biraz daha açıklanacak yani. İnsancı ilkenin sunduğu verileri, bakın şu cümleye dikkat edin, insanın gözlemci olarak seçici özelliği ile açıklamakla yetinip bunların tasarım delili için kullanılmasına karşı çıkanların yaptığı mantık hatasını göstermek için Swinburne, bu büyük bir din felsefecisi, Hristiyan ve teist yani. Hani böyle Hristiyan kelamcı gibi düşünün. Çok büyük bir kelamcı yani. Hristiyan kelamcı gibi düşünün. Swinburne şöyle bir örnek veriyor. O da bunlarla mücadele ediyorlar yani o şeyde, Amerika'da yani. Ciddi hesaplaşmalar. Bunlar da filozof yani. Büyük bilim adamı filozof falanlar yani. Hasta ruhlu birinin bir adamı kaçırdığını ve onu güçlü bir silahın karşısına kaçamayacak şekilde bağladığını düşünün. Daha sonra 10 desteği karıştıran, 10 o 52'lik 10 deste, bir makine yapıyor ve bu makineyi de silaha bağlıyor. Kurbana da diyor ki makine her desteden bir kart açacak ve eğer her desteden çıkan kağıt kupa az, kupa az olmazsa silah ateş açıp seni öldürecek. Bunun üzerine makine çekiliş yapıyor ve tüm kağıtlar yani 10 kere 10 desteden her birinde de 1/52 ihtimal var. Yani 1/52 ihtimal var. Yani milyarda bir falan adamın hayatta kalma ihtimali. Onunun da kupa az çıkması lazım. Ve makine hep her destede kupa az gösteriyor. Yani karşıdaki adamı düşünün, ölmek üzeresiniz ve böyle bir hadise gerçekleşiyor karşınızda. Ve adam ölmüyor. Hasta ruhlu kişi de adamı bırakıyor. Yani sözünde duruyor bu hastalıklı kişi. Bu adam, şimdi bu kurtulan adam, doğal olarak bir destenin kupa az gösterme olasılığı 1/52, 10 destenin aynı anda kupa az gösterme olasılığı 1/52 üzeri 10 olduğundan ve de bu olay tekrar tekrar yapılmasına karşın makine hep 10 kağıdı birden kupa az olarak gösterdiğinden bu makinenin hileli olduğunu veya destedeki tüm kağıtların kupa az olduğunu düşünüyor. İlk akla gelen ihtimalden biri bu değil mi yani? Fakat insancı ilkenin verilerini
gözlemci etkisiyle açıklayan bir naturalist, bu olayı duyunca insancı ilkeyi açıklama şeklinden aldığı ilhamla kurbana şöyle diyecek: eğer sen kupa asları görmeseydin ölmüş olurdun. Gözlüyor yani, o görüyor da yani her bir deste açıldığı zaman. Eğer sen kupa asları görmeseydin ölmüş olurdun. Böylece bunları bize burada anlatamazdın. Bu örnek daha iyi yani önceki örnekten. O gözlemcinin etkisine de yapılan bu gadatamayı anlatmak açısından. Yani şimdi sen bize bunu anlatıyorsun ama çünkü zaten gördüğün için anlatıyorsun. Hani öyle olmasaydı sen zaten göremeyecektin, ölecektin ve bize bunları anlatamayacaktın. Dolayısıyla senin bu anlatman tamamen yani şeye bağlı. O kurgu senin anlatmandan geliyor yani. Burada bunları bize anlatabildiğine göre başka türlüsü zaten olamaz. Sanki o olanı, olup biteni zorunluymuş gibi bakın. Alma. Yani bir gözlem yaptın. Zaten şu anda bir gözlemden bahsediyorsak sen varsın. Demek ki bu sonuç zorunlu olarak çıkmış gibi yani. Zaten çıkmasaydı sen bize bunları anlatamazdın. Gözlemleyemezdin ki. Her destede şey çıktığını, kupa as olduğunu yani. Böylece bunları bize burada anlatamazdın. Burada bunları bize anlatabildiğine göre başka türlüsü zaten olamaz. Bunda şaşırılacak bir şey yok. Tesadüfen kartlar böyle gelmiş, bir hile arama diyor. Yani bir naturalist o kurtulan adama böyle söylüyor. Eğer bu benzetmede kendisine kartlarla ilgili anlatılanın yanlış olduğunu anlayan adamın haklı olduğunu anlıyorsanız, insancı ilke ile ilgili verileri gözlemcinin kendisine uygun şartları seçmesi ile açıklayan materyalist ateist açıklamaların da yanlış olduğunu anlayabilirsiniz. Biraz düşünmek gerekiyor yani. Yani biz olup biteni gözlemliyoruz diye yani ve bu gözlemi anlatıp tartışıyoruz diye bu tartışmamız ve gözlemlememiz yani bilmemiz olup bitenin o şekilde olmasına mı tesir etmiş? Yoksa olup biteni gerçekten kendi çıplaklığıyla görebiliyor muyuz yani? Soru burada bu biraz yani. Hani biz acaba gözlemlediğimiz ve zaten belli bir netice olarak belli diyelim hani doğada daha karmaşık düşünelim. Hani bu doğadaki diyelim doğal süreçte hani olasılıkları tasarımı hiç düşünmeden doğal süreçte bir şekilde buraya geldik. Ama öyle bir şekilde geldik ki zaten biz geriye dönüp o sürece baktığımız zaman sürecin kendisi bizi süreci o neticede çıktığımız fıtri yapıya, doğal yapıya, kaygılara, korkulara ve bir düzenlilik görmeye endeksli olarak ürettiği için süreç geriye dönüp baktığımızda aa burada ne kadar düzenlilik var falan, ilginç olasılıklar milyonda bir falan diye bakıyoruz ama aslında o zaten zorunlu bir şey gibi o akan süreç yani. Hani benim gözlemlemem ve yorumlamam olup bitene dair etkiliyor mu? Olup bitenin kendindeki halini gösterebiliyor mu yani o? Yoksa hani benim o sürecin neticesi olmam süreci yorumlayan olarak etkilememe mi sebep oluyor yani? Hissediyorsun değil mi? Böyle pis bir şey var. Tam ben de tam açıklayamıyorum ama. Buradaki zorunlu ben. Burada kadere de benziyor. Sen unutma sözünü. Hani şey dedin hani ben mesela şimdi Allah benim kiminle evleneceğimi biliyor mesela gençlerin tipik sorularından biri. Biliyorsa o zaman hani bu hayatta ne anlamı var? Hani evlilik gibi bu kadar büyük bir hadise de bile ben kendim karar vermeyeceksem. Şöyle düşünüyorum. Orada en temel mesele yani Allah'ın kadim ilmiyle bilmesi, hadiseler var olmadan önce bilmesi, hadiselerin nasıl var olacağını etki ediyor tarzında bir varsayımla bu soruyu soruyor. Yani bilmek olup bitenin nasıl vücuda geleceğine tesir ediyor. Olup biteni önceden bilmek. Yani bu gerçekten böyle mi? Bilmenin hakikati böyle tesir eder mi? Kudret tesir eder. Ama bilme tesir eder mi? Yani derim ben çok inanılmaz bilim biliyorum, sosyal bilimler biliyorum. Esbabın %99.9'unu biliyorum. Ben %100 biliyorum. Allah bana öğretti. Ama bu esbabın bilgisiyle adi sebeplik içerisinde 10 sene sonra Türkiye'de işte atıyorum şu Mayıs ayında bir darbe olacak. Bunu diyelim bildim. Yani o kadar ayrıntılı bilgim var ki insanların psikolojisi, doğanlar, bütün istatistikleri biliyorum ve hakikaten de oluyor. Şimdi ben bunu bildiğim zaman, olduğu zaman o darbe, o darbe ben mi yaptım? Ben suçlu muyum mesela o darbede? Hiçbir şey yapmam, normal hayatıma devam ediyorum. Bir şey de
Muhtemelen bu neden ağlıyorlar? Çünkü bu kadar kimse bu kadar bilemez. Ben dolayı ağlıyorlar değil mi? Yani muhtemelen bu zaten planlayardan da ki biliyor yani. Yani. Uzun süreli bir plan bu falan filan düşünür değil mi insanlar? Şimdi olay buna benziyor. Bilmek olup bitene tesir ediyor mu? Yani benim şurada o verilen örneklerden... Yanlış anlıyor herhalde mi? Anlamak için sorayım. Sorsan tabii problem zaten onu müzakere ediyoruz. Ben de %100 tam kuşatamadım yani o gözlemci etkisi. Yani alem bu insan denen varlığın yaşaması için mi bir düzene sahip? Mesela bir düzene sahip olduğu için mi insan aynen. Ve yaşıyor? Çok bu soruyu, güzel. Temel bu soruyu soruyorlar değil mi? Evet evet. Evet yani illetle malulün yerini değiştirmiş oluyor. Gibi evet evet. Ya da mesela birçok farklı sebepler de olabilir bu alemin, bu düzeninin. Ya da belli bir düzeni kabul ediyorlar değil mi? Evet. Kabul ediyorlar ama düzen dışında birçok şey olabilir. Sen sadece ancak düzeni görebiliyorsun şu anki yapınla, ilgi ve kaygılarından dolayı. Yani düzen dışında birçok şey görmeni engelleyen bir körlük var sende. Çünkü sen zaten o sürecin sonunda ortaya çıkmış bir sürecin meyvesisin. Yani şöyle düşün, bir elma hiçbir zaman bir armutu düşünemiyor. Sürekli elma ağacını düşünüyor. Hani öyle desin daha basit örnekler. Bir elmanın böyle akıl sahibi olduğunu düşünün. Bütün dünyası elma ağaçları arasında çünkü çıkmış, büyümüş, gelmiş. Hani şüpheler kuvvetleniyor. Bunları vermek istemiyorum ama. Mutlak bir düzen olduğunu savunuyor muyuz? Peki biz mutlak bir düzen olduğunu savunuyor muyuz? Alemin tamamını... Değil ama genel olarak bir düzenlilik var. Çok şaşırılacak derecede büyük bir düzenliliğin olduğu kesin yani. Yani gözlemlemediğimiz... alanlar var. Ve hatta gözlemimizin etkisinin olduğu. Ya şöyle biz neyi gözlemlemek istiyorsak onu görüyoruz demek istiyor adamlar. Zaten bu bilim felsefesinin de yani alfabesinden olan bir kaide vardır. Bunu unutmayın. Bu çok önemli bir şey. O bilime dair bir insan işte bilimsel bu bilimle ispat edilmiş bir hakikat hemen ayeti hadisi tevhid edelim size dininizi bilime göre düzeltin falan tarzında karşınıza çıkan bir insana söylediğiniz ilk şey bilim felsefesinde şu kaide vardır. Bilimin mahiyetine dair tartışırlar ki diyor ki adam gözlemlemiş işte orada duruyor deney yapmış gözlemlemiş falan hani diyor ya. O gözlem hadisesine dair bir kaide öyle ki her gözlem teori önceliklidir. Yani hiçbir zaman orada duran veriler ben buradayım bak bizde bu veriler var demiyor. Sen bir teori ve model kurup o verilere yaklaşıyorsun. O teorin üzerinden verileri okuyorsun. Veriler kendi işlerinde bir düzenli ve bir şeyler sana anlatmıyorlar. Sen belli bir modelle o verilere yaklaşıyorsun diyorlar. Yani alemin çok temel alemde düzenin olup olmadığı cümlesi üzerinden, yargısı üzerinden tartışılabilir yani. Tartışılabilir. İnsan için aşaması çok sonra gelen bir aşama çünkü. Bu ikisi bir arada mezcidin... Ama zaten o ayrı değil diyor yani. Sen zaten öyle kendinde bir şey, sen sonuçta bildiklerimizi paylaşmıyor muyuz? Adam diyor ki senin evrende düzenlilik var diye bir bilgiyle bana geldiğin anda seni bu bilgiye götüren süreçte senin bir gözlemci olarak kendi gözlem ilgi ve kaygılarına dayalı olarak karşılaştığın verileri yorumladığında böyle bir önerme ortaya çıkıyor. Zaten sen insan olduğun için böyle yorumluyorsun. Evet aynen o sürecin sen son adımında çıkmış o elma gibisin. Sen hep elma ağaçları arasında durmuşsun. Hiç armutu düşünemiyorsun. Halbuki dünya o elmalardan ibaret değil. Armut ağaçları şunlara baksan bütün dünya elma. Hakikat bütün hakikatler elmadır falan gibi bir şey demeyecektim belki yani. Ama biz düşündükleri ihtimalleri değerlendirebilecek yapıya da sahibiz. İşte bunu ispat etmen lazım açıklamalarla. Yani, daha derine inmek yani, gerekiyor. Fark ediyorsun değil mi? Bilgi usulü açısından yani. Mevcutla mümkün arasındaki fark orada biraz işaretli belki bulunabilir. Yani biz mümkünler hakkında konuşabiliriz mesela. Onlar da vardı. Mümkün dünyalar hakkında. Hangi şeyle şartlanarak onlar hakkında bahsedebiliyoruz? Mümkün dünyalar hakkında. Yani insan olduğu için insanlığın getirdiği kayıtlar çerçevesinden, penceresinden bakabiliyor. Tamam. Onu da iltizam edebiliriz. Mümkün ve var olduğunu bilmediğimiz ama mümkün olduğunu düşündüğümüz şeyler hakkındaki konuşmalarımızın hepsi de... Ama aynı şeyi ona döndüremezsin. O zaman sen de insan olduğu için bir şey gibi. Tamam ama zaten benim maksadım şüphe yönetmek. Bir şey ispat etmek değil dediği anda hiçbir şey diyememiş oluyor seni. Ben zaten bir iddia sahibi değilim ki. Yani. Çünkü sen iddia sahibisin. Sen diyorsun bir tasarımı ve buradan bir sonuca ulaşıyorsun. Diyorsun ki bir tanrı olması lazım. Benim hukuk düzenimi etkileyeceksin sen. Benim bu yolda insan olmamdan kaynaklanıyorsa tüm insanlar aynı yorum yapması gerekir. Tüm insanlar aynı yorum yapmıyor. Bunun üzerinden gidilebilir belki. Bu onun işine yaramaz mı yani? Daha fazla yani. Şu onu en azından temel dilini şöyle şekilde çürütebiliriz. Yani ben insan olduğum için bu şekilde yorumluyorum. Evet. Düzen olduğunca.
O işte insan olduğu için, insan olduğu için bazı kayıtlardan dolayı bu şekilde düşünüyorum ben. Benim söylediğimi zıttını düşünüyor. Bu bir çelişkiyi doğurur. Ha. Aynı şey onun için de geçerli. Ben insansam o da insan. O adam bence destekler bu. Destekler bence de. O adamın ilgi ve kaygıları farklı oluşmuş yani. Evet. Yani sosyal hayatında, tarihsel sürecinde falan. Şey der o zaman mesela. Kendi gözlemini kendine göre yapıyor. Sen de kendi gözlemini kendine aynı göre. Aynı şey oluyor. Senin ilgi kaygıların böyle olduğu için bu şekilde değerlendiriyorsun. Ama işte bu çözmez işi. Evet belki böyledir ve belki de değildir. O zaman hani bunu bilemiyoruz. Senin söylediğin hem doğru hem yanlış olmuş oluyor. Yani muhatabın söylediği hem doğru hem yanlış. Yok sadece bir şey bilemeyiz. Yani kendinde haline ulaşamayız iddiası var yani. Hakikaten. Temel önceki meselelere doğru gidiyor. Evet önceki yani meseleye gidiyor. Aynen öyle. Ya bakın mesela bu ciddi bir problem. Bunu söylerler yani. Herhangi bir mesela hikaye gibi gelir. Çoğu üniversite öğrencisinde bu tasarım delebek. Bak Allah derim bu çiçekleri nasıl yarattı derseniz. Hiçbir şey ifade etmiyor şu anki kafaların ciddi bir kısmına yani. Özellikle bilimle şey olmuş. Ya diyor sen diyor böyle okuyorsun. Böyle bir modelle bakıyorsun olaya. Onu görürsün diyor. Sen başka bir şekilde bakarsın öyle bir şey görmez. Bir bilim adamı gözlüğüyle bak orada. Moleküller, atomlar hareket ediyor bilmem ne falan. Yani senin o orada bir hikmet tasarım şu bu gördüğün şey. Adam diyor ki sen böyle görmek istediğin zaman böyle bir tabloyla karşılaşıyorsun. O yüzden modern sanattan modern sinema falan rezalet yani böyle insanın. Hoşunu tahmin diyor. Şeyi de bozuyor yani fikir fıtratı selimesini bozuyor gerçekten yani. Herhangi bir şeyin bilinme sürecine dair muhakemeni işgal ediyor yani bu filmler sanat falan yani. O yüzden onlara çok bulaşmış adamları yani ikna etmek, geriye döndürmek çok zor. Yani ya başka büyük bir şeyin sarsması gerekiyor ya da adam hakikaten insaflıysa ve ilmi olarak konuşacaksa bilgi bilme sürecinin tam dibine inip o mantık, dil ve kelamın en temel epistemolojisini falan tartışman lazım yani. Yoksa olmuyor yani. Çünkü adamın bu konuşmanın hepsinde şu çıkıyor yani hiçbir hakikat gözlem bağımsız değildir ve bütün gözlemler de teori önceliklidir. Ve teoriler de tamamen varsayımlar üzerine kurulur. Yani sen neyi varsayarsan ona gidersin yani. Sen atıyorum Tanrı'ya inanmak istiyorsun. Evreni ona göre okursun. Oradan bir Tanrı'nın var olduğu bilgisini çıkartırsın. Başka biri işte bilimleri ilerleme ülkesini insanın doğal bir varlık olarak görmek ister. Evreni öyle okur ve o da o sonuca ulaşır. Ya bu çok tehlikeli bir şey bakın yani. Şu anda bilimi ve fikriyatı kuşatan bir temel paradigma yani şu bu şekilde hadiseleri okumak yani. Yani bunun temeli de yani bunun çözümü şeyde olacak böyle tikel örneklerde nihai neticelerinde değil de o epistemoloji denilen şeyler. Külli şeyler, mantık. Yani bir şey gerçekten dolaysız olarak bildiğimiz şeylerin kendileriyle karşılaştığımız, kendi varlığımız, benliğimiz, o ilk derslerde tartıştığımız şeyleri temellendirip onun üzerine bina etmekle gidecek yani. Son bir örnek daha okuyalım zaten bitiyor. Elinizde şu anda okuduğunuz derginin bilinçle yazıldığını, rastgele kelimelerin arka arkaya gelmesi veya mürekkebin dökülmesiyle oluşmadığını anlamanız, bu metinden bağımsız olarak var olan, bak gözlemimizden bağımsız olarak biz bir şeylerin var olduğunu iddia ediyoruz ya, ona çok uygun bir örnek bu. Bu metinden bağımsız olarak var olan Türkçe sözlerin ve Türkçe gramerin bu dergide buluşmasıyla açıklanabilir. Yani şu derginin ortaya çıkması için bir gözlemcinin, bir okuyucunun bakışından bağımsız olarak derginin hudusundan önce bir dil, Türkçe dili diye bir şeyin olması lazım kendinde orada duran. Hani bu böyle fiziksel bir nesne de değil ya deyip kimse bize diyemez o fiziksel nesnenin varlığını ispatı. Yazarla beraber uyduruyor. Yok yok tam tezi daha nesne bize mi? Yani şöyle diyoruz. Sen mesela şu anda konuşuyoruz. Yani elma kelimesini ben kullandığım hepimiz anlıyoruz ya. Yani ben doğmadan yani ben şu anda elma kelimesini tam kullandığım anda mı elma kelimesi kendi anlamına delalet etti? O elma değil mi? Ses. Bir İngiliz için hiçbir şey ifade etmiyor bu ses. Değil mi? Yani muhtemelen şöyle bunda müttefikiz. Ben elma kelimesi şu anda kullanmadan önce hepimizin bildiği orada elma lafzının elmanın anlamına delaletini sağlayan nesnel kendinde orada bir zemin olması lazım. Ki ben bunu kullandığım zaman bir şey ifade etsin yani. Bak vaz'i olanda bile kendinde bir dilin var olma zemini var. Ha, bu dil değişken bir şey olabilir. %20-30'un dönüşüm içerisinde olabilir. Ama 100 sene önce de elma elmaydı. Sabit olanlar kesin var dilde unsurlar. Anlamlı.
Yani dediğim hafif ve dinamik yapısı o dinamik yapı içerisinde sabit bir şeylerin olmadığı anlamına gelmiyor yani. Yani onun gibi bir şey. Şu derginin oluşması için bu dergiyi yazan adamın bu dergiyi yazabilmesi için gerekli bir dil zemininin olması lazım. Türkçe diye bir dilin olması lazım. Gramer kurallarının olması lazım. Bunların bütün o onu okuyup anlayacak kişiler tarafından ortak olarak biliniyor olması lazım. Hani vaz'ın bilgisi. Kelimelerin var olması lazım. Şimdi şöyle bir şey denir mi? Ben bunu okuyup anladığıma göre muhtemelen bunu ben okuyup anladığım için bu derginin bir dille olduğunu ben varsayıyorum falan. Böyle bir kurgu yapıyorum falan. Mesela denir mi yani burada? Böyle bakın basit örnekler üzerinden gidelim. Çok basit örnek. Yani çok basit ama bence etkili bir örnek şu dergi. Tabii daha kuvvetli oluyor. Yani Mahalli Nizai daha iyi ortaya çıkarıyor yani bu Galatayı. Sen bir örnek mi? Yok. Ha, bu örneği biraz daha inceleyelim birkaç cümle daha. Yani benim bu dergiyi okuyup anlıyor olmam şunu demen sebebi ben bu dergiyi okuyup anlayabiliyorsam kalkıp bu derginin varlığına sebep olan süreçte bir hikmet aramamın bir anlamı yok. Bu bir zorunlu bir şekilde oraya geldiği için. Yani ben bu dergiyi okuyup anlayabildiğim için zaten bu dergi var. Mesela biri böyle dese ne kadar absürt olur değil mi? Yani bu derginin varlık şeyini açıklaması bu olabilir mi yani mesela? Yani ben bu dergiyi okuyup anlayabildiğim için ben bu derginin bir belli bir sebeplilikle var olduğunu, bundan öncesinde bir dil olduğunu varsayıyorum. Yoksa aslında hani bunu bilemem. Orada kendinde bir nesnel olarak bir dil zemini var da bu dergiyi mümkün kılan. Çıkması için. Şimdi hissediyorsun değil mi? Gözlemcinin etkisi bu kadar değil işte. Abartıyorlar gözlemcinin etkisini yani. Gerçekten abartıyorlar. Çünkü hakikatler o bilimsel duysal tecrübeyle ilgili sınırlı değil yani. Karşı karşıya kaldığımız hakikatler. Alemin tek sonucu biz değiliz. Onun üzerinden geliyorlar. Evet biz değiliz doğru. Ama yazarken tek sonucu okuyucu olabiliyor mesela. Orada biraz örnekler uyuşmuyor sanki. Bir açıdan uyuşmuyor olabilir ama ben derginin varlığını, anlamları, hususi içeriğini tartışmadım yani. Anlamlı olup olmamasını, okuyucunun kendine göre yorumlaması değil. Hani anlamlı bir şeyin ortaya çıkmasını, hangi anlam çıktığını değil bak dikkat edin yani. Evet. Diyor ki Türkçe gramerin bu dergide buluşmasıyla açıklanıyor. Mürekkebin rastgele dökülmesi veya bir matbaanın rastgele harfleri arka arkaya basmasıyla bu kadar çok Türkçe sözcüğün Türkçe gramerine uygun bir şekilde bir dergide buluşması mümkün değildir. Bu dergiden tırnak içerisinde diyor bağımsız olarak Türkçe kelimeler ve Türkçe gramer vardır. Yani hedef bağımsız olarak belirlidir. Ve bu dergi o hedefle eşleşebildiği için yani dergiyi yazan bu yazıyı yazan bir hedefi var ve bir şeyi kullanarak o hedefe gidiyor bakın. O süreci yani alemin faili muhtar tarafından var edildiği sürecine kıyas edin yani. Bağımsız olarak belirlidir ve bu dergi o hedefle eşleşebildiği için bu derginin rastgeleliklerle oluşmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu da kilit kavram olan bağımsızlık, belirtililik ile olasılık hesapları açısından gerçekleşmesi çok düşük olan yani kompleks olan bir olgunun bir araya gelmesinin neden tasarımı gösterdiğinin şu anda elinizde okumakta olduğunuz bir örneğidir yani. Bir tasarım yok mu mesela şu dergiyi yazan yani? Şu makaleyi yazan? Kesinlikle var. Yani rastgele olasılıklarla olmayacağı kesin değil mi? Aklen düşünebilirsin belki denk gelmiş falan ama milyarda bir ihtimal falan ama o ihtimal karşılayamadığın yani anlatamadığın şu derginin ortaya çıkması. Hiç şüphesiz canlılar dünyasındaki olgular ve canlıların genlerindeki bilgiler ki onlarda bilgi olup olmadı da mesela o bilgi mi yani orada moleküller, atomlar falan var ama orada bir canlının bilgi veya idrak sahibi bir atıyorum bir DNA gibi bir şey mi var gerçekten? O hiç fikrim yok yani bilgimiz yok yani bu konuda direkt orada. Belki ruh diye bir şey var onlar tamamen ruhun tasarrufu altında bulunan maddelerdir yani aslında idrak ruhta oluyor. Ama onlar sürekli mukarenet ettiği için sen o genlere, o atom ve moleküllere kendim şöyle hayali şeyler değil. Bu şu masadaki karbon atomlarından falan oluşuyor. Yani sonuçta. Bilgiler bu dergiden kat kat daha komplekstir. Üstelik bunların fonksiyonelliğinin eşleşeceği bağımsız olgular da saymakla tüketilemeyecek kadar çoktur. Sonra doğru gelelim. İnsancı ilkenin verileri tasarım derilinin gücüne güç katar. Yeter ki bu ilkenin yanlış yorumları düzeltilsin. İşte bu tasarım derinin karşısındaki böyle bir şey zorluk gibi yani.
tasarım delili birçok ayrı alandan gelen sayısız verilerin bir araya gelmesiyle, bak bu kavrama dikkat edin, bu bizim geleneğimizde var yani, usulü fıkıhta özellikle çok kullanıyorlar. Birleşmeli tüme varım yöntemi temelinde evrenin ve dünyamızın üstün bir bilinçle, kudretle, güçle yaratıldığını göstermektedir. İslam inancının merkezi olan Allah inancının en temel özellikleri, sıfatları bu yaklaşımla temellenmektedir. Tasarım delili sonrasıyla hani hikmeti, adaleti, ilmi falan değil mi? Şimdi birleşmeli tüme varım dediği, bak, consilience of induction. Bu olay şu, bu bir delil yöntemi gibi bir şey. Delil yöntemi, hani tüme varım var, tümden geri var ya. Bir de bunlar dışında daha genel bir şeyden bahsediliyor işte. Bu consilience of induction, birkaç ismi var bunun. Aynı manayı ifade eden. Bizden usul fıkıh kitaplarında daha 5. 6. asırlarda ortaya çıkmaya başlıyor. Tedafurul edille denir. Delillerin beraberce etki etmesi. Nedir o? Diyelim mesela dinde, mesela usul fıkıhta şu böyle bağlı. Mesela icma, icmanın hücciyeti kat'idir. Yani bir şeyde icma edilmişse onun dine nispeti kesindir. Bu icmanın hücciyetinin ispat edilmesi gerekiyor. Usulcüler bununla uğraşıyorlar. Yani hüccet olduğunu hüccetlerle ispat ediyorlar. Yani icmanın hususi bir icmayı ispat ediyorlar. İcmanın bir delil olduğunu ispat ediyorlar. Bunu yaparken birçok delil getiriyorlar. Bunların bir kısmı akli delil gibi, bir kısmı nakli deliller. Nakli deliller işte ayetler, hadisler, ümmetim dalalette birleşmez. İşte aman üşakıkkır. Allah'a ve Resulü'ne ve yettebi'e gayre sebilil mu'minin en nüvellihi ma tevallâ mesela gibi. Ve yettebi'e gayre sebilil mu'minin. İşte bu gibi ayetlerden bir sürü nastan istidlal ediyorlar. Şimdi diyorlar ki tek tek her bir delilden ve nastan istidlal ettiğiniz zaman bize zan veriyor bunlar. %70-80 bize bu anlamın Allah Teala isnadını tahakkuk etmiş olduğunu zannını verir. Tek tek ayet ve hadisler. Ama bu kadar çok ayet ve hadisi beraberce değerlendirdiğin zaman kat'iyet ifade ediyor. Yani şöyle bunu şuna benzetin. Mesela ben şu anda diyelim kaç 15 ders yaptık değil mi? 15 ders sonunda mesela biri çıkıp benim bütün kullandığım cümleleri, mesela diyelim Allah'ın varlığı ile ilgili 100 cümle kurmuşum. Bu yüz cümlenin hepsini de tevil etmek istese aslında bu Allah'ın varlığına inanmıyor. Ama bunu şöyle bir bağlamda zikrediyor. Dilsel olarak her bir kelime bir mecaz ihtimali varsa, burada %5 ihtimal var, burada %20 şu ihtimal var, başka bir manayı kastetmiş olsun. Her bir cümlede belki yapabilir. Ama bütün 15 dersin hepsine beraber katılıp dili bilen bir insan benim kasıtlarımla, mana olarak kastettiğim onlarca manadan bir sürüsünün kat'i olduğuna ulaşır mı? Bütün konuşmaları dinlediği zaman kesinlikle ulaşır. Bakın tek tek fertler, deliller zan bildirse bile bir araya geldikleri zaman bunlar kat'iyet bildirebiliyor. Tadafurul edille, delillerin birbirlerini destekleyip büyük bir etki yapması. Bunun en bariz örneklerinden bir tanesi tevatürdedir yani. Hani mütevatir haber neden kat'i bildirir? Tek tek her bir haberi vahid zan bildiriyor diyoruz. Bu şuna benzer. Şu anda kapı açıldı. Biri geldi dedi ki abi vakıftaki salon yanıyor. Vallahi doğru söylüyor olabilir. Aslı olan doğru söylemesi bizi şaka, ama şaka yapma ihtimali de var %5. Belki bize bir oyun oynuyorlar. Birinin doğum günü orada parti yapacaklar falan. Öyle şey olmaz da hani olur da olur mu olur hani. Adeten binde bir ama olur. Hani böyle bir şeydi. Neyse biz hani dedik ki yani muhtemelen orada birileri vardı, ilgileniyorlardı. Sonuçta açık vakıf falan filan. Biz dersimize devam edelim. Küçük bir şeydir yani. Biz gidip de oradan o kadar adam var falan. Hani şey yapmadık. Sonra bir kişi daha girdi. Abi size de ihtiyaç var. Gene orada yangı var. İkinci başka biri girdi. Alakasız yani. Yani %95'ten %99'a falan çıkar muhtemelen yani. Yani %70'de %80'e 90'a çıkar. Üçüncü kişi geldi bir 5 dakika sonra. Dördüncü kişi 3-4-5'ten sonra biz %100 emin oluruz yani. Ve alakasız adamlar. Biri işte şu marketin bilmem bakkalı. Biri oradan geçen başka bir talebe buraya denk gelmiş falan. Biri bir dilenci falan gelmiş. Orada bir yangın gördüm ben de falan diyor yani. Bütün bunlar bir araya gelince tevatür etkisi yapıyor. Biz %100 anlıyoruz ki bu olay tahakkuk etmiş yani. Adeten mümkün değil yani bu insanın yalan üzere ittifak etmeleri gibi bir şey. Zanlar birleşti zaman kat'i veriyor. Şimdi biz de Allah'ın varlığının ispat eden deliller ve özellikle nübüvvette daha önemli bu. Bakın nübüvvetin ispatı, İslam dininin hak olduğunun ispatı.
tek tek bağımsız her bir delil birçok insanı %100 kat'i bir seviyede tatmin etmeyebilir, ikna etmeyebilir veya zor olabilir o süreç. Ama birçok delil farklı farklı açılardan sunup arz ettiğimiz zaman insaf sahibi bütün hepsini beraber değerlendirdiği zaman kesinlikle orada bir hak olduğuna ulaşır yani. Hani bu şöyle düşünün, akli kelami delillerden tutun. Şeriatın sahip olduğu hikmetler, incelikler, Hazreti Peygamber'in ahlakı, İslam tarihinde Müslümanların yaptıkları güzellikler, bugün Müslümanların belki evliyasının kerametlerinden, güzel ahlaklarından, gayeleri, niyetleri, bir sürü şeylerinden tutun. Yani hepsini beraberce delil olarak belki kullanmak gerekiyor yani. Çünkü önemli olan hak olanı görmesi yani. Tek başına işte Hazreti Peygamber ahlakı dersin, işte Konfüçyüs de ahlakı çok iyiydi falan diyebilir yani mesela. Anladınız mı? Ama bir mucize var abi, bak tarihsel veriler var yani. Çok sağlam dediler, Kur'an-ı Kerim var bak. İcaz var, şu var, bu var falan dediğin anda o farklı bir hal alır yani. Bak bu yöntemi unutmayın yani. Birden çok delil yani zanni olabilir ve karşıdaki yani bu delile ben ikna olmadım falan deriz ama kat'i bir seviyede ikna olmuş olabilir ve haklı olmuş olabilir. Yani sizin arz ettiğiniz formda da veya delilin kendisi bile kat'i olmayabilir. Ama birden çok delili arz etmemiz gerekebilir yani. Bu tasarım delilinde de zaten bu hadise çok kullanılıyor. Hani sen diyorsun ki sadece diyelim evrenin bilmem güneşin bir yörüngede düzenli bir şekilde hareket etmesi işte şu manyetik bilmem alandaki şu şey yüzde zaten 20 ihtimal 10 ihtimal denk gelmiş. E tamam da o denk geldi de buradaki DNA'nın çalışması bir canlı için gerekli ışınların atmosferden geçerken şu kadar oranda geçmesi gerekiyor. Atmosferdeki hava da mı ona göre oldu falan yani. Birbirinden bağımsız gibi duran olaylar hepsi sonuçta sanki bu canlının var olması için zaten gerekli bilimsel olarak biliyoruz bunu. Bunlar birbirine haberdar olarak mı organize olmuşlar yani? Bilemiyor bir insan. Bir araya getirdiğin zaman bu olasılıkları ve ihtimalleri yani insaflı bir insanın hani biraz düşünüp şey yapması gerekecek yani. Evet. Ben asır-ı kelam yani bu tasarım delini bitirmiş olduk arkadaşlar. Pardon. Bir 5 dakika en azından şu yapay zeka ile ilgili birkaç şey söyleyelim. İnsana dair bakışımızı ne kadar değiştirdiğini 5-10 dakika onun üzerine konuşalım kapatalım bugünkü derste zaten. Siz yani okuduğunuzu biraz varsayıyorum veya en azından slaytlara bakmışsınızdır, kaydı dinlemişsinizdir. Şimdi orada en önemli şeylerden bir tanesinde slaytlarda da var. Hani bu Descartes'in zihin beden dualizminden sonra insanın varlığına dair dönüşümün bu evrimle çok büyük bir ilişkisinden bahsediyor. Yani Kant geliyor zaten o klasik düşüncedeki o külliler var hani orada bir yerde bir insan küllisi var tarzında bir şeyi iptal ediyor gibi oluyor ya. Akli bir görü yok yani şeylerin kendileriyle dolaylı olarak karşılaşan, insanın mahiyetini löp diye çekip alıp karşılaşan falan bir insan yok. Bunu iptal ettikten sonra Darwin geliyor. Belki zaten Kant o felsefeyi yaygınlaştırmasaydı Darwin o fikirle doğaya yönelip öyle teoriler üretmeyecekti. Ama Darwin'in gelmesi bütün sosyal bilimler, din, felsefe açısından o kadar büyük bir hadise ki. Yani öyle böyle değil bakın. Yani insan tasavvuru şu anda hani geçen 150-170 yıl boyunca yani böyle %100-180 derece değişmiş yani şu anda. Yani insan artık diğer canlılar, hayvanlarla sıralaması hani ortak ata şu bu meselesi doğal bir varlık. Aynı kedi gibi doğru yaşıyor, bir ölüyor. Genler zaten ortaça bunun fonksiyonu daha farklı. Belki de o mekanik fonksiyon da insandaki o zihni, iradeyi belki kedilerde de var ama daha kısır kalmış zaten o idrak şeyleri. Yani onu deyince yani şöyle bir şey diyor, sadece insan türü de değil yani idrak sahibi olanlar. Hani idrak çok zor, kompleks bir şey ya, Allah'ın varlığına bir delil yani. İdrak, irade gibi şeyler. Diğer canlılarda da var zaten, sosyal hayatları falan var dedik. Yani insana doğal bir varlık olarak bakan bir sürece girdiği zaman mekanik bir şeye dönmüş oluyor. Yani bilişsel, zihinsel hadiseleri bile, psikolojik sevme gibi hadiseleri bile insanın hayatta kalma içgüdüsüne göre gelişmiş yapılar olarak bakmaya başlıyorsunuz. Biz şu anda keşfedememiş olsak da bunların genlerin fiziksel yapılarıyla irtibatları var. Hatta öyle ki şu karakter şu genlerle oynadı mı böyle bir karakterde çocuk çıkıyor. Şu Atakan denilen çocuk mesela. Bu hani belki normal olmuştur ama bu çocuğun sahip olduğu özelliklerle şu anda genleriyle oynanan çocukların doğduğu ve yaşadıkları düşünülüyor. Bunlara indigo ve kristal çocuklar deniyor. Kristal çocuk, indigo çocuklar çok zeki oluyorlar, müstakil oluyorlar fert olarak. Hiçbir umursamazlar yani anne baba şu bu şeyi yok, bağlılığı olmuyor. Utanma duygusu yok,
bir kısmında hiç korkma duygusu yok yani. Efendim duygular çok daha az insani yani. Zeka var yani sadece. Hani bir hedefi yürüyen bir makine gibi düşünün bir miktar. Gözler büyük oluyor. Bakın Atakan'da da var. Onlar da öyle olur. Bağışıkları zayıf olur. Atakan'a bakın dezenfekte falan edilmesi lazım diyor da okunun falan. Ne alaka? Hani bir şey söyleyecek. Söylediği şeye bakın yani. Kendisi için önerilen okulda diyor çok dezenfekte edilmesi lazım falan. Tabii o işten gelen bir şeydi. O da farkında değildir belki de. Böyle insan yapıları var. Dolayısıyla şu anda insana gerçekten hani bu yapay bütün bilişsel ve zihinsel hadiseleri, o duygular dahil, hatta din arzusu, bir tanrıya inanma isteği veya arzusu dahi aslında genlere ve mekanik sürece indirgenebilir şeylermiş gibi bakılıyor. Ve bunun en şu anda büyük yürüyen projesi, bunların hepsi biraz söylem gibiydi, daha somut yürüyen projesi yapay zeka. Yani zekanın kendisini insan dışı bir ortamda gerçekten üretebilmek. Yani problemleri kendisinin çözümü üretebileceği. Yani programa falan şey vermiyorsun. Hani çözümü sen veriyorsun. O tıkır tıkır işleyen bir makine gibi değil. Çözümü dahi o verileri alıp kendisi bulacak. Zeka bu ya zaten. Yani buna sahip bir insan dışı bir varlık. Ve bunun hayali, ideali, ufku en çok nerede beliriyor? Zekada dil. Dili siz insan dışı bir ortamda üretebilirsiniz. Çünkü insana ait en kompleks hadise dil. Bütün fiziksel ve zihinsel süreç ve işleyişler falan mekanizmaların en kompleks açığa çıktığı yer insanın sahip olduğu dil kabiliyeti ve konuşma kabiliyeti yani. Bunun hafıza ile ilişkisi var, 50 bin tane bilmesiyle ilişkisi var, çevreyi duysal olanı algılamasıyla, işaret nesnelerini ayırmasıyla algısı var, zaman mekan algılarıyla alakası var, her şeyle alakası var. Yani bir dili var olabilmesi için gerekli ön koşullar o kadar kompleks ki. Yani aklınız, hayaliniz durur. Onun dünyasına geliyoruz. Yani biz şu anda biraz uğraşıyoruz onlarla felsefede falan da. Delalet hadisesini tahakkuk etmesi için. Adam diyor ki bunu ülke olarak kendilerine bunu koymuşlar yani. Ve bunun için uğraşıyorlar. Tabii bunu uğraşırken burada da dediği gibi özeti şu. Yani belki biz buna ulaşamayacağız. Çünkü bunun felsefi olarak mümkün olup olmadığını hala bilmiyorlar. Hala felsefenin en büyük tartışılan konularından biri. Yani bilinç madde olana indirgenebilir mi? İrtibat olduğu kesin. Acaba biz maddeyi bir şekilde seferber etsek, onu kontrol etsek, bilinçli bir böyle bir anda biz bile şaşıracağız. Laboratuvarda bilinçli biri çıkacak yani. Bilinçli bir canlı çıkacak falan. Bir şekilde yemine kendisi giden falan filan belki yani. Hani onu bir genişletirsek insan da çıkacak falan diye düşünüyorlar. Yani bu hala birçok için mümkün gibi duruyor. Çünkü neler mümkün değildi ki yani 100-200 sene önce. Yani neler imkansızdı şu anda mümkün gibi görünüyor değil mi? Yani düşün telefonla konuşmayı yani 100-200 sene, 100 sene önce bir insandasanız diyorsun ya sen falan der. Hani imkansız hayallerin peşinden mi koşuyorsun falan derlerdi büyük ihtimalle. Büyük çoğunluğu insanlar. Böyle hadiseleri de bildikleri için tarihe geri dönüp baktıkları zaman şu anda imkansız gibi görünen nice şey belki olacak. Bakın bu olmasa bile birileri bunun %100 olmayacağını bilse bile mevcut havada bunun imkanının yaygın hale gelmesi veya acabasının yaygın hale gelmesi bile insan tasavvurunun komple geri dönülemeyecek belki şekilde başka bir yere kayması için yeterli bir sebep. Sadece bunun konuşuluyor olması yani. Hani insanı daha çok aşan bir varlık gelecek. Acaba zaten belki o tanrı gibi düşündüğümüz şey bunlar mı diye bütün filmler, söylemler artık çıkmaya başladı. Yani dinin en temel kavramları ve iddialarının daha doğal, daha bilimsel bir zeminde tartışılabilir ve insan beşerin üretimi bir şeymiş gibi tartışılması bağlamına geliyor olay. Ya bunlar muazzam hadiseler. Bunlara bir şekilde bizim farkında olmamız lazım. Yani isteseniz de istemeseniz de 10-15 sene sonraki gençlik Tanrı deyince gerçekten farklı bir şey anlayacaklar. Hani süper insan gibi bir şey anlayacaklar. Bakın çocukların çizgi filmleri şunları bunlara bakın yani. Onlar oluyor yavaş yavaş yani. Sen de Tanrı var dediğin zaman adam başka bir şey anlayacak. Belki kabul edecek onu ama başka bir şey anlayacak. Yani bizim hani akaidde Kur'an sünnetten dil üzerinden tutulmaya çalıştığımız o içerikten başka bir yere doğru gidecek yani bu. Yani bizim bir şekilde bu büyük fikir dil dönüşümlere karşı ne problem var burada ve ona göre bazı şeyleri seferber etmemiz gerekecek. Vakayı okumamız gerekecek yani.
Yani kolay değil gerçekten şu anda karşılaşacağımız uzun vadede dine dair problem. Kendimiz de etkileneceğiz. Burada şöyle bir durumumuz da yok. Hani biz burada oturuyoruz 25-30 yaşında adamlarız. Zaten her şeyi sağlama aldık. Kur'an sünneti de çok iyi biliyoruz. Bilgi usulümüz mükemmel. Derin ayrıntılı hakimiz mantığa, dile, her şeye. Sonra karşılaşacağımız büyük entelektüel meydan okumalarda da sarsılmadan çat çat cevaplarını vereceğiz sonra. Belki biz de dönüşeceğiz zaten yani. Allah muhafaza yani. Yani o dalaletin şeyi yok ki yani bunun. Hani zaten kimsenin Allah'ın mekrinden emin olamaz kaydımız var bunun yani. Efendim. Tabii bu hani bir ubudiyet çerçevesinde bir insan batıla karşı bir önlem alması. Hem kendi nefsini kurtarması açısından, istikametini muhafaza etmesi, akaid bilgi açısından bir dalalet düşmemesi, bir yanılgıya kurban gitmemesi, bir yanılsama bir havaya, hava değişir. Hani bazen Murat abi sohbet ediyor. Hava değişir. Şu anda bizim böyle güleceğimiz şeyler makbul bir duruma gelir yani. O olmadı değil yani. Diyelim, şu an diyelim bir 30 sene önce deseniz 40 sene önce işte Hristiyanlar cennete gider gülerler hemen gibi Müslüman camiada ama 15 sene önce öyle değildi. O din arası diyalog zemininde. Bakın dinin en temel 10-15 yargısından bir tanesi bir anda böyle acabalığa falan geliyor. Yani bu Tanrı vardır gibi şeyler falan da oraya gelebilir yani. Bunu hiç kimsenin bundan şeyi yok yani güveni yok. Velhasıl bu işte yapay zeka ve insan tasavvuru değişmiş ve gittikçe de daha fazla da şey oluyor. Biz bu konuda ne yapabiliriz bence düşünün. Gerekirse bunun üzerinde biraz da konuşabiliriz ve aklınıza gelen sorular olursa bunlar üzerinde bir sonraki derste biraz bir 10-15 dakika konuşabiliriz yani. Mesela ben şöyle bir şey duydum veya şöyle bir şeyle karşılaştım hakikaten 3 ay önce bu konuşulan konuyla alakalıydı. Ve biz dini bilenler olarak, dini sahipler olarak nasıl bakacağız bu olara? Acaba nasıl bir yorumumuz olur falan diye bir şey yapabiliriz yani. Yapay zeka ve bizi götürebileceği şeyler üzerinde düşünebiliriz diyeyim. Yani evrim konusunda zaten aklımda inşallah onunla ilgili özel bir oturum yapacağız. Bu konumla çok, çok alakası olacak yani evrimle yani. Var mı bir katkınız veya bir öneriniz, bir şeyiniz, sorunuz? Yoksa kapatalım inşallah. Ahir da'anen elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu aleyhi ve sellem.